Herkese yeniden merhaba. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün benim sıkça yaptığım, yöresel ve çok lezzetli bir tarif olan sıkıcık çorbasının tarifini vereceğim. Yapımına geçiyorum. Öncelikle 1 su bardağı ince bulgura 1,5 su bardağı kaynar su ekliyorum. Üzerini bir kapak ile kapatıyorum ve yaklaşık 10 dakika bulgur biraz şişinceye kadar, yumuşayıncaya kadar bekletiyorum. Evet bulgur suyunu çekti ve yumuşadı. Şimdi bir su bardağından biraz az tarhanayı ekliyorum. Bir çay kaşığı tuzu da ilave ediyorum ve yoğurmaya başlıyorum. Yoğururken çok fazla katılaşırsa yanınıza bir miktar su alın, ılık su ve ihtiyaç hissederseniz çok az kullanabilirsiniz. Ben şimdi biraz kullanacağım. Suyun bir miktarı yok. Ben göz kararı ekledim. Burada dolu olarak görünüyor bardak ama çok az. Yani bir yemek kaşığı kadar ilave ettim diyebilirim. Macun kıvamına gelinceye kadar yoğuracağım. Yaklaşık 5 dakika. Kullandığım da un miktarı fazla. Bazı tarhanalarda yapımında sebze daha fazla kullanılıyor ve un az oluyor. Eğer benim yaptığım gibi koyu kıvamlı bir çorba istiyorsanız bardağı tam doldurun yani tarhanayı bardağı tam doldurun. O şekilde kullanın. Şimdi küçük parçalar alarak yuvarlayacağım. Az önce gösterdiğim gibi tepsiye bir miktar un serptim. Tepsiye yapışmamaları için. Biraz da yanıma su aldım. Elime yapışmamaları için. Ee, küçük parçalar alıyorum ve yuvarlıyorum. Videoyu izlemeye devam ederken beni hangi şehirden veya hangi ülkeden izlediğinizi yorum bölümüne yazarsanız sevinirim. Kimlerin nerelerden izlediğini merak ediyorum. Bilmeyenler için ben Manisa'da yaşıyorum ama Eskişehirliyim. Herkese buradan sevgilerimi ve selamlarımı gönderiyorum. Evet bulgurlu tarhanalı köfteler hazır. Şimdi tenceredeki yapım aşamasına geçiyorum. Tencereye 2 yemek kaşığı zeytinyağına ve yarım yemek kaşığı tereyağına alıyorum. Tümünü zeytinyağı veya tümünü tereyağı olarak kullanabilirsiniz veya ayçiçek yağı da kullanabilirsiniz. Bir tane yemeklik doğradığım soğanı ilave ediyorum ve yaklaşık 4-5 dakika kavuruyorum. Soğanı kavurdum. Şimdi yarım yemek kaşığı biber salçasına ve bir yemek kaşığı domates salçasını ekliyorum. E yine domates salçasını da sadece biber salçası veya sadece domates salçası olarak kullanabilirsiniz. 3-4 dakika daha kavurmaya devam ediyorum. Şimdi bir tatlı kaşığı kuru naneyi ekliyorum, karıştırıyorum ve 6 su bardağı kaynar suyu ilave ediyorum. Su sonrasında yetersiz gelirse yani kıvamını koyu değil de biraz sıvı halde isterseniz su ilavesi yapabilirsiniz. Yarım tatlı kaşığı tuzu ekliyorum. Kaynama aşamasına geldi. Ee, hazırladığım köfteleri içine yavaş yavaş bırakıyorum. Karıştırıyorum ve kaynamaya başladıktan sonra ocağı kısık ateşe alıyorum. Ee, yaklaşık 15 dakika pişireceğim. köfteleri içine atmadan önce tuzu ilave etmeniz önemli. Köftelerin dağılmasını önler. Bu da aklınızda olsun. Arada karıştırıyorum ama karıştırmayı abartmıyorum. Çok sık da karıştırmayalım. Köfteler yüzeye çıkmaya başladıktan sonra ocağı kapatabiliriz. Dediğim gibi yaklaşık 15 dakikada pişiyor. Evet kaynadıkça kıvamı da koyulaştı gördüğünüz gibi. Şimdi ocağı kapatıyorum ve dinlenmeye bırakıyorum. Nefis çorbam hazır. Başta da belirttiğim gibi yöresel bir tarif Kütahya'ya ait. E, çorba da deniliyor, yemek de deniliyor bildiğim kadarıyla. E, daha önce bunun tarifini vermiştim ama çok detaylı anlatamadığımı düşünüyorum. <laughs> Bu nedenle e, tekrar çektim sizler için. Daha önce denemediyseniz nasıl yapılır arıyorsanız tarifini benim tarifimle deneyebilirsiniz. Sıkıcık çorbası veya yemeği servis edilirken üzerine sarımsaklı yoğurt ve eritilmiş tereyağı gezdiriliyor. Benim bildiğim yaptığım şekli budur. Ama izleyen dinleyen Kütahyalılar varsa hayır böyle yapılır aslında diyen varsa yorum bölümünde belirtebilir. Kabulümdür. Bir yemek kaşığı tereyağını erittim, biraz da toz biber ekledim. Onu da üzerine gezdiriyorum şimdi ve biraz da maydanoz serpeceğim. Ne kadar lezzetli olduğunu tarif edemem. Ben bundan kase kase, tabak tabak yiyorum açıkçası çok seviyorum. Siz de mutlaka deneyin ve yorumlarınızı benimle paylaşın lütfen. Evet videonun da sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Sorularınız varsa yorum bölümüne yazabilirsiniz. Abone değilseniz abone ol butonundan hemen abone olabilirsiniz. Yanındaki zil işaretini tüm olacak şekilde etkinleştirirseniz yeni videolarımı kaçırmamış olursunuz. Hemen haberiniz olur. Ayrıca bu tarifi görmesini istediklerinizle paylaş butonundan kolaylıkla paylaşabilirsiniz. Şimdilik hoşçakalın. Başka tariflerde ve videolarda görüşmek üzere.